savaş hesaplara Doğan'ın bakmasını istiyor. Niye? Grup içindeki sorunların büyümesine engel olacağını düşünüyor herhalde. Sorun falan yok ya amına koyayım. Hapisteki adamla iğne vurup dururlar. Bu da boşu boşuna telaşlanı. Ne diyorsun? Doğan bakmasın mı yani hesaplara? Savaşın içi rahat edeceksa, isterse Cengo baksın. Ben onunla da ilgilen. Yeter ki o tasalanmasın. Bir şey daha var. Savaş içeriye silah sokmamı istedi. Hayırdır? Sorun mu varmış? Yaptığı cezaevi oldukça karışık. Önlem amaçlı istedi herhalde. Yine tutturmuştur kendi işimi kendim halledeceğim diye. Bana bir avukat kimliği ayarla Kenan. Gidip kardeşimi kendi gözümle göreceğim. Emaneti de ben veririm. Oğlum manyak mısın lan? Bu çok riskli olur Cihat. Bu nedir amına koyayım? Herkes bir risktir tutturmuş gibi. Apartmanda, lojmanda yaşıyoruz oğlum biz. Hayatımız risk. Bir yolunu bulup gidip kardeşimi kendi gözlerimle görmem lazım. Yoksa içim rahat etmez. Ya Cihat nereye kadar? Bak savaşı görmüyor musun? Adam her gittiği cezaevinde sorun yaşıyor. Keno. Ne yapacaksın? Bu hayatta onurunu, gururunu kırdırtmayacağına bir kere söz verdin mi? Başın ne beladan ne de düşmanlıktan kurtulur. Bak, bence en mantıklısı yurt dışına gitmeniz. Allah göstermesin bir yakalansanız dışarıyı unutursunuz lan. Beni dinle be git Cihat. Böyle nasıl giderim Kenan? Peki benim. Bir ton eşim, dostum benimle aynı durumda. Bir yolunu bulup savaşı kaçırırsak anca o zaman giderim. Bak inat ediyorsun. Her cinayetten, her firardan sonra devlet daha sert düşecek peşimize ya. Her yolun bir sonu var Keno. Yaşayıp göreceğiz. Sen bir şekilde emaneti içeriye nasıl sokacağımı bul. Gerisini bana bırak. Canımsın. Of.